Havaların ısınmasıyla beraber Nisan ayının başından itibaren akarsulara göç eden inci kefallerinin üreme göçü devam ediyor. Şu anda göçün ortalarındayız. Geçen senelerden farklı olaraktan bu sene akarsu debileri yüksek. Yani özellikle 2018 yılından günümüze kadar geçen süre içerisinde her yıl bu mevsimlere geldiğimiz zaman maalesef toplu balık ölümlerini görüyorduk. Çünkü akarsu yatağında su kalmıyordu. Bu sene yağışların bol olması, özellikle kış ayındaki kar yağışı ve ilkbahar ayındaki yağmur yağışlarıyla beraber akarsularda su bol. Dolayısıyla inci kefalleri uzun yıllardır hasret kaldıkları bu dönemdeki suya kavuştular. Geçen yıllara göre çok daha başarılı bir üreme sezonu geçiriyoruz. Çünkü sadece balığın akarsuya girmesi değil, akarsuda çıkan yavruların da başarılı bir şekilde Van Gölü'ne geri dönmesi gerekiyor. Bu sene akarsulara gittiğimiz zaman şimdiden akarsular yavrularla dolup taşmış vaziyette ve yavrular annelerinin yolunu izleyerekten Van Gölü'ne geri dönüyor. Biz bu seneki üreme mevsiminin meyvelerini 3 yıl 4 yıl sonra Van Gölü'ndeki balıkçılıkta göreceğiz. Çünkü bu sene doğan yavrular 3-4 yıl sonra stoğa katılım gerçekleştirerekten inci kefali avcılık sezonunun verimli, bereketli geçmesini sağlayacak. Ümit ediyoruz ki sezon sonuna kadar akarsu debileri bu şekilde devam eder ve inci kefalleri uzun yıllar sonra başarılı, tam anlamıyla başarılı bir üreme sezonu geçirmiş olur.